Şimdi günün en keyifli Moda VTR'sini ekranlarınıza getiriyoruz. Son yıllarda bir hayli popüler olan köpek kıyafetlerinde son trendler neler, hep birlikte izleyelim. Sadık dostlarımız, can yoldaşlarımız, köpeklerin de artık birer gardolapları var. Hatta kendilerine göre modaları var. Hazırsanız dünyanın en tatlı defilesini düzenleyeceğiz birlikte. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bizler de çok iyiyiz. İsminizi öğrenebilir miyim? Ayşe Yıldırım ben. Biz son moda olarak trend olan her şeyin peşinden koşuyoruz. Biliyorsunuz bizim en sadık dostlarımızın da kıyafetleri son zamanlarda çok meşhur. Kendilerine göre bir modaları var artık. Evet, kesinlikle. O yüzden soluğu ben de burada aldım. Buraya bakar mısınız? Rengarenk kıyafetlerle dolu. Sosyal medyada da çokça görüyorsunuzdur siz de Ayşe Hanım. Herkes köpeğinin, kedisinin bir şekilde böyle fotoğrafını çekiyor. Güzel güzel giydirip evet. Onları. En trend kıyafet hangisi burada? Burada ilk etapta tabii tercih edilen kıyafetlerimiz en gösterişli kıyafetlerimiz. Hı hı. Daha işte parlak, canlı renkler. Örnek burada mesela. Yağmurluklar gibi görüyorum. Yağmurluklar, evet, sizin de dediğiniz evet. gibi parlak. Burada renkleri de var ve bir sürü modelleri var. Hatta bizden daha çok kıyafetleri oluşmuş durumda artık. Cinse göre ayrılıyor mu kıyafetler? Evet, küçük boyutlar, büyük boyutlu köpekler mevcut. Fakat yine de cinslerine göre kıyafet seçimi nasıl oluyor? Cinse göre genelde ayırmıyoruz ama işte boxer, pug dediğimiz hı-hı. daha işte kısa boylu ve hı-hı. daha kilolu köpekler için mesela özel ırk modellerimiz var. Ama onun haricinde genelde aynı standartta hı-hı. yapılıyor kıyafet. Köpekler peki kıyafet giyiyorlar mı? Büyük köpekler çok tercih etmiyor kıyafet. Genel olarak işte hem yağ dokuları ve deri yapıları daha kalın olduğu için çok üşümüyorlar. Sahipleri de öyle. Belki yağmurluk tercih edilebiliyor. Onun haricinde çok büyük köpeğe kıyafet veremiyoruz. Çok ötürlü türlü kıyafetler Ayşe Hanım. Şu an lokumun da üzerinde var. Şurada da görüyorum. Bakar mısınız? Bunlar köpeklerimizi rahatsız etmiyor mu? İçlerinde rahat oluyorlar mı? Kesinlikle rahatsız etmiyor. Zaten tasarımları köpeklere hı-hı. özel olduğu için hiçbir şekilde rahatsızlık duymuyorlar içinde. Köpeklere hangi kıyafetler giydirmemiz gerekiyor? Kışın evet soğuk böyle giydiriyoruz. Fakat yazın hı-hı. bunlar rahatsız edebilir. Nasıl kıyafetler tercih etmeliyiz? Yaz aylarında genellikle kıyafet çok tercih edilmiyor ama onun haricinde ağırlıklı olarak biz işte kostüm tarzı kıyafetler hı hı. veriyoruz. Mesela düğünlerde giydirilebiliyor. Hı hı. İşte smokinlerimiz oluyor yazın modellerimiz arasında. Yine böyle tütülü kıyafetlerimiz hı hı. çok oluyor. Hı hı. 2019 kışında ağırlıklı olarak bu tarz, mouse, evet, değil mi? Peluş tulumlarımız çok moda. Tabii bunlar sıcak da tutuyor aynı zamanda. Evet, yine böyle taşlı işte payetli tulum modellerimiz çok moda. Şöyle bu da çok farklıymış. Üstü kazak, altı etek. Etek değil mi böyle? Evet. Gömlek kumaşında bir etek. Bunlar neye göre tasarlanıyor? Bunlar tamamen hayal ürünü. Değil mi? Lokum kaç yaşında? Lokum 3 yaşında. 3 yıldır mı sizinle? 3 yıldır bizimle değil aslında. Biz Lokum birkaç ay önce sahiplendik. Bir arkadaşımızın köpeğiydi. O kendi sağlık problemlerinden dolayı sahiplendirmek istiyordu. Biz de çok seviyorduk Lokum'u. Bu sayede bizim oldu. Aslında bu çok önemli Ayşe Hanım. Dediğiniz gibi bizler de çok özeniyoruz ve köpek, kedi alıyoruz. Sonrasında da bakamıyoruz. Onlara da yazık. Çünkü onlar da bizlere alışmış oluyorlar. O yüzden Ayşe Hanım gerçekten kedi ya da köpek alırken evlerimize durup bir kez daha düşünmemiz gerekiyor. Çünkü bizlere çok alışıyorlar. Şimdi biz Lokum'a çok güzel bir defile düzenleyeceğiz. Onu güzel güzel giydireceğiz. Ben istiyorum ki Ayşe Hanım sizinle birlikte kıyafetleri seçelim. Tabii ki.